Şimdi geldik düzgün doğrusal hareket kavramına önemli bir kavramdır. Yavaş yavaş biraz grafiklere de bulaşacağız. Şimdi, bak baştan söylüyorum düzgün doğrusal hareket demek sabit hızlı hareket demek hızınızın büyüklüğü sabit demektir değişmeyen demektir. Düzgün doğrusal hareket ifadesini gördün mü? Hızınızın büyüklüğü sabittir. Tamam mı? Şimdi. İki noktayı birleştiren en kısa mesafeyi biz doğru olarak tanımlıyoruz. Bir doğru boyunca yapılan hareket türüne doğrusal hareket denir. Yani şöyle bir hareket işte şöyle koşuyoruz bir parkurda doğrusal bir hareket yapıyoruz. Doğrusal hareket sabit hızla yapılıyorsa düzgün doğrusal hareket veya sabit hızlı hareket olarak tanımlıyoruz. Bunu bilmeniz çok önemli. Düzgün doğrusal hareket dediğimde ilk aklına gelecek olan şey sabit hızlı hareket olacak. Buradaki düzgün kelimesi hızın büyüklüğünün değişmediğini yani sabit hızla hareket edildiğini anlatır. Sabit bir hız büyüklüğüyle hareket edeceksiniz. Hızınızın büyüklüğü değişmeyecek. 5 mi kardeşim? Hep 5 olacak o. Şimdi bir adam var. Konumu 0. metrede bir sayı doğrusu üzerine düşünebilirsin. 5 saniyede 30 metre yol almış. Sonra 10 saniyede 60 metre yol almış. Sonra 15 saniyede 90 metre yol almış. 20 saniyede 120 metre yol almış. Yani bir orantı var fark ettin mi? Ne bu orantı? Adam her saniye 6 metre yol alıyor. Her saniye 6 metre yol alıyorsa her saniye şöyle göstermek daha iyi. Her saniye 6 metre yol alıyorsanız sizin hızınızın büyüklüğü 6 metre bölü saniyedir. 6 ile 5'i çarparsanız yani x eşittir vt herkes biliyordur herhalde. 6 çarpı 5'ten 30 metre bir yol aldınız burada. 10 saniyede 60 metre yol aldınız. 15 saniyede 90 metre yol aldınız. Bu böyle böyle gider. Şimdi bir konum zaman grafiği çizdiğinizde başlangıç konumunuz ne? 0 metre. Aha da burayı 0 metreye koydun. Ne oluyor? Hep eşit zaman aralıklarında eşit yollar alıyorsunuz. Önce 30 metre, 60 metre, 90 metre, 120 metre. Zaman aralıkları düzgün arttığı sürece senin de konumun düzgün düzgün gayet güzel güzel artıyor. Yani her saniye 6 metre yol alıyorsun aslında. Yani bu grafiğin eğimi yani bu grafiği çizersin yani her saniye 6 metre yol alıyorsak ne çizersin? Hı, 0, 6, 12, 18, 24, 30 diye çizen bir grafik çizersin. Al bu konum metre yani konum zaman grafiğidir. Eğimi neye verir? Eğimi neyi verir? Eğimi size yani şuranın karşı bölü komşusu deriz biz buna. Hızınızın büyüklüğünü verecektir. 30 bölü 5. 6 metre bölü saniye. Bu eğim hep sabit değil mi? Hani böyle bir doğruda bir bozulma yok. Yani bir şöyle yapma böyle yapma yok. Zaten TET'de bu da yok. Ben sadece test sorularını biraz anlatacağım. Nereden alırsan al eğimi. Şuradan da alsan. Şuradan da alsan. Şuradan da alsan. Her yerde 6 metre bölü saniyeyi bulacaksın. Tamam. Konum zaman grafiğinin eğiminden hareketin hızını bulabiliriz biz. Hızının büyüklüğünü hızını bulabiliriz. Ne dedik? 6. Yani delta x bölü Delta T yaptık. İstersen şuradan da yap. 90 60 dersin şuraya. Şuradaki çizgiye. Delta X diyor. Son bölü ilk deriz biz buna. 90'dan 60 çıkarttın. 30. 15'ten 10'u çıkarttın. 5. Böldün. 6. Al sana. 6 metre bölü saniye diye. Hızını bulduk. Niye? Delta X kullandık çünkü. Şimdi. E, hız zaman grafiği çizmek nasıl olur? E çok basit. Daha Hızın büyüklüğü hiç değişmiyor ki. 6. Hız yani. Hızı hep 6 metre bölü saniye. Değil mi? E dümdüz bir doğru çizmez misin? Birinci saniyede 6. ikinci saniyede de 6. Üçüncü saniye de artı. 6. Hep 6. Bir değişiklik yok. Peki hız zaman grafiğin altındaki alan neyi verir? Burada birazcık işler karıştırılıyor. Burada bu yer değiştirmeyi verir arkadaşlar. Çünkü biz alınan yol dersek bu sefer süratten bahsediyoruz. Süratte alınan yoldan bahsediyorduk. Ama hızda bizim önemli olan şey neydi? yer değiştirmeydi. Burada yer değiştirme verir. Yer değiştirme ne burada? 6 çarpı 25 dediğinde 25 saniye boyunca sen hep 6 6 6 diye bir hız büyüklüğüyle gidersen 25 saniye sonunda 150 metre bak burada görüyorsun 150 metre yer değiştirmiş olursun. Tamam. Tabii ki bu bir doğrusal yol olduğu için yer değiştirmeniz doğrusal bir yol ya bu. Aldığınız yola eşittir. Bunda yani bu kısımda kabulüm. Çünkü yer değiştirmeniz de 150 metre, aldığınız yol da 150 metre. Yani büyüklük olarak yer değiştirmenin büyüklüğü alınan yola eşit olabilir. Bir sıkıntı yok ama her zaman eşit olabilir mi? Hayır. Sakın onu yemeyin. Her zaman yer değiştirme büyüklüğünüzle de alınan, alınan yol eşit olmaz. Tamam. Zaten yer değiştirme vektörel. Kafa karışmasın. Şu an bir doğrusal bir yoldan bahsettiğimiz için. Çünkü yer değiştirmeyi verir. Genelde alınan yol falan diyorsunuz. Hayır ona girerseniz çok fazla sorularda patlarsınız. Zaten geleceğiz bunlarla ilgili işlere. Aldığınız toplam yolu falan vermez. Toplam yoldan falan bahsediyorsanız burada işin içine sürat girer. Ama tamam mı? Hız zaman grafiğinin altındaki alan size yer değiştirmeyi verir. Grafiğin eğimi sabit burada. Evet sürekli 6 ile gidiyorsun. Bu bir yokuş mu? Değil. Mesela bunun bir eğimi vardır, bunun da bir eğimi vardır. Bak eğimi arttırdım, sanki yokuşu daha zor çıkıyorsun. Burada eğimi azalttım. E burada eğim ne? Sıfır. Gayet tatlı tatlı yürürsün. hiçbir yokuş gibi bir şey yok. Burada eğim sıfırdır ve eğimi sabittir. Düzgün doğrusal hareket yapan cismin hızı, hızının büyüklüğü zaman içerisinde değişmez. Niye? Altı 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 diye gidiyorsun. Hız-zaman grafiğinde grafiğin eğimi sıfırdır. Grafik ile yatay eksen arasında kalan cismin yaptığı yer değiştirmeyi verir. Sakın aldığı toplam yol demeyin. Patlayacağız çünkü bazı sorular var. Sakın. Tamam. Olay bu. Şimdi gel bir örnek 12, 13 ve 14'e bir bakalım. Bir hareketli ait hız zaman grafiği aşağıdaki gibi verilmiştir diyor. Şimdi hız zaman grafiği bana ne söylüyor? Bu adam 10 saniye boyunca bak şurada biraz yaklaşalım hatta. 10... 10 saniye boyunca 8 metre böyle saniye hızla hareket etmiş. Şimdi bak böyle hep 8 ile gidiyor. 8, 8, 8, 8, 8, 8 hep 8. E 10 saniyede ne kadar yer değiştirir? E sürekli 8 gidiyorsa 80 metre yer değiştirir. Güzel çünkü zaman grafiğinin altındaki alan bana neyi veriyordu? Yer değiştirmeyi veriyordu. Burası 80'liktir. Şurası nedir? Sonra 10. ve 20. saniyeler arasında hızını arttırmış hep 12 ile gitmiş. E burada ne kadar yer değiştirir? 120. Burada ne yapmış? Durmuş. Hiçbir şey yapmamış. Sadece bir an durmuş, mola vermiştir, bir dinlenmiştir. Sonra tekrar yoluna devam etmiş. Neyle devam etmiş? 4 metre bölü saniye hızla. Yer değiştirmesine ne kadar? 40. Değil mi? Şimdi bunu konum-zaman grafiğine döksek. Nasıl dökeriz? Yani olay aslında şu. Bak önce bir olayın şeklini çizeyim ben sana birazcık akılda kalsın. Buradan başladı adam. İlk 10 saniye şuraya geldi diyelim. Buraya 80 metre dedim. Sonra şuraya geldi. Biraz daha uzun çiziyorum. 120 metre daha gitti. Doğrusal bir yol düşünelim. Burası 0 noktası olsun sayı doğrusu üzerinde. Tamam. E sonra durdu. Bak durmaya devam ediyor. Şu anda 20. 30. saniye arasında burada durmaya devam ediyor. Sonra ne yaptı? 40 metre daha gitti. Yani 40 metre daha yer değiştirdi. Bu sefer de atıyorum buraya geldi. Ne oldu burası o zaman? Sayı doğrusu üzerinde. Şurası 40 metre oldu. Bu yaptıkları yer değiştirmeler. Peki konum zaman grafiğini nasıl çizeceğiz? Başladı 80'e geldi. Tamam. Sonra ne oldu? 120 daha ekleyeceğiz. 80 artı 120'den 200. bölgeye geldi. Sayı doğrusu gibi düşün. 120 dediğim yer şurası arkadaşlar. şuraya almayın. Parça parça çizdim ben. Çünkü gel bakalım onu da çiz şöyle. Biraz eğimini nasıl çizmen lazım? Fazla çizmen lazım. Çok önemli değil ama çizmekte yarar var. Buraya ne yazacaksın? 120 yazamazsın. Artık 200. konumdasın. 80 artı 120'den 200 oldu. Sonra ne oldu? Biraz durdu. 200. konumda sen birazcık durdu. Şurası 10 saniyeydi. Şurası 20. saniyeydi. Biraz durduk. Bak bu da durduğu yer. Hala sen 200. pardon konumda duruyorsun. Şuradan şöyle gösterdim. Durduk 30. saniye. Sonra 40 metre daha yer değiştirdik. Şöyle çizdik onu da. Eğime çok şu an girmiyorum. Şurayı da 40 yapalım. Bu konum zaman grafiği bu arada. Burası ne oldu? 240. Şimdi düz, doğrusal bir yol üzerinde çizdiğim için şunu demende bir sıkıntı, sıkıntı yok. Aldığı toplam yol 240 metredir. Hiçbir sıkıntı yok. Yaptığı yer değiştirmenin büyüklüğü 240 metre, metredir. Şöyle şöyle çizdin. 240 metreye alın. Doğrusal bir yol olduğu için, düzgün bir yol olduğu için dümdüz yol. Aldığı yolun Büyüklüğü yer değiştirmenin büyüklüğüne eşit diyebiliriz. Bir sıkıntı yok. Ama şu grafiği yorumlaman lazım. Bak burası konum zaman grafiği olduğu için konum zaman grafiklerini yorumlamak çok kolay. 10. saniyede 80. konumda. Şurası 0'da burası sayı doğrusu gibi düşün. 80. konumda. Ha, 20. saniyede 200. konumda. 20. ve 30. saniyeler arasında duruyor. Bak burada da zaten duruyordu. 200. konumdasın hala duruyorsun çünkü. Sonra 30 ve 40. saniyeler arasında nerede artık? 40 saniye sonunda 240. konumda, 240 metre ileride yani, tamam? Bunun da konum-zaman grafiği böyle. Biraz ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum da kafalar karışmasın. Bak mesela konum-zaman grafiğini vermiş. Bunu yapmış, konum-zaman. Sıfırdan başlamış bu adam. Ne yapmış? 60. konuma gelmiş. Yani düzgün bir doğrusal bir yol olduğu için bak şöyle yapabilirsin. 60 metre gitmiş. Bak şuraya 60 metre diyelim. Sonra ne olmuş? Şurada durmuş. Konuma atmış. Burada bekliyor adam. Dinleniyor. Güzel. Sonra ne yapmış? Yüzüncüye gitmiş. Şöyle biraz daha gitmiş. Bak 60'daydık. Burası 60. Burası 0. Yüzüncüye gittiyse burası 100. 40 metre daha yol aldı. Tamam. Sonra ne olmuş? Bak yüzüncü konumdan Adam 80. konuma gitmiş. Adam yönünü değiştirmiş. Adam gelmiş şuradan şöyle bir yön değiştirmiş. Şuraya gelmiş. 100. konumdan 80. konuma gidiyorsa şuralar 20'şer metredir. Yani şunu bir sileceğim. Şu 20 metredir. Şu 20 metredir. Şimdi sen önünde kitaptan grafiğe bak. En başta ne oldu? 60 metre yol aldı. Sonra 20 metre daha yol, 40 metre daha yol aldı. 100 metreye geldi. Sonra geri geri geldi. 80. yere konum olarak geldi. Sayı doğrusu üzerine gösterdiğim için. Tamam mı? Zaten grafik de onu söylüyor. Yani bunu çizmeden bile sen şunu demen lazım. He, sıfırdan 60'a gelmiş konum olarak 5 saniyede. Sonra durmuş bu adam. Konum değişmiyor çünkü hala 60. konumda. Sonra 100. konuma gelmiş. Aha da geldik şuradayız gelmiş. Sonra geri dönmüş. 80. konuma gelmiş çünkü. Peki bu adam toplamda ne kadar yol almış? 60 gitti. 40 daha gitti. 100. E bir de dönerken gitti. Şu yeşile çizdiğim. Toplamda aldığın yol. Gidip bir gelme olduğu için 120 metre sen yol aldın. Bak 120 metre yol aldın. Peki ne kadar yer değiştirdin? Burası ilk konum, burası son konum. Şu kadar yer değiştirdin. 80 metre yer değiştirdin sen. 80 metrede yer değiştirme yaptın. Anladın mı? Bu çok önemli. Ben sana 120 metre yol aldırdıysak bu olayda kaç saniyede, 20 saniyede şunu demen lazım. 6 metre bir saniye ortalama süretiniz var demektir. 20 saniyede 80 metre yer değiştirdiysen sen, senin ortalama hızın 4 metre bölü saniyede ortalama hızındır. Tamam. Bunu çok dikkatli anlaman lazım. Kafa karışmasın. Konum zaman grafiklerini e, yorumlamak kolaydır. Buradan bakıyorsun 0'dan 60'a gitmiş, beklemiş, sonra 100'e gitmiş, geri dönmüş, 80'e gelmiş. Sayı doğrusu üzerinden düşünebilirsin bunu. Olay gitmiş, gelmiş. Aldığı yol ne? Bildiğin gitmiş gelmiş. Bu aldığın yoldur. Yer değiştirme ne kadar? Oradaki küçük parça kadar. Tamam. O yer değiştirmeyi kullanarak ortalama hızı şeyi kullanarak da aldığı yolu kullanarak da ortalama süretin bulursun. Tamam. Şimdilik çok AYT bilgisi ol, olacak belki ama bu konum zaman grafiklerinin eğimleri sürekli sabit olduğu için Hani e, değişken bir hız yok. Hani bazen 3'le gitti, 5'le gitti. Onlara gireceğiz. Şu an çok önemli bir detay değil. E, birazcık sorularda vereceğim çünkü AYT'de soruluyor onlar. Ama buradan en çok bilmeni istediğim şey şu konum zaman grafiğini çok güzel bu şekilde yorumlaman lazım. Tamam? Ben anladığını düşünüyorum. Şöyle doğrusal bir yol çizip kendinle bir kez yap. Görür görmez artık tanımaya başlayacaksın. Bu videodaki son sorumuz bu olsun. Hız ve sürat kavramları ile ilgili. Otomobillerin gösterge panelinde hız değil sürat gösterilir. Evet bunlar süratleri gösteriyordu size otomobillerin göstergeleri. Sürat skalerdir, hız vektöreldir. Bu da doğrudur. Sürat ve hız için yer değiştirme vektörü kullanılır diyor. Hayır hız için tamam okeyim de sürat için değilim. Sürat için alınan yol kullanılır. Bu yüzden bu yanlış olacak. O yüzden yanıtımız 1-2. Beynin çok yanmasın. Ee, yan tarafta güzel bir soru var. Onu ayrı bir videoda yapacağım. Konum-Zamanı güzel bir yorumlamayı öğren. Çünkü beleştir, yani kolaydır, yani sıkıntı değil. Ben burada ayrıntılı ayrıntılı anlatmaya başladım, çalıştım sana. Hız-Zamanı da bil. Hız-Zaman'dan Konum-Zaman'a nasıl geçilir? Bunu da bil. Tamam? Bunlarla ilgili ufak tefek işler yapacağız. Evet, şimdi geldik nereye? O soru 15'e gelmişiz. Soru 15. Soru 15 nedir biliyor musun? Yani muazzamdır ya, harikadır, tatlıdır, lokumdur adeta. Yani bu soruyu anlarsan bayağı konuyu anlamışsın demektir. Yani bir soruda bu kadar çok şey konuşulur mu dersen konuşulur. Tüm dikkatini, tüm duyu organlarının neyin var, neyin yok dikkatin her şeyin bende olsun. Gerçekten önemli bir soru. Yani bunu TET'de sorsalar üniversite sınavında bayağı insan gider. Yani çok fazla insan gider. Gel biz bir konuşalım. Dikkatli beni dinliyorsun. Notunu alırken de çok düzgün almaya çalış. Çünkü grafikler çizeceğiz. Şimdi diyor ki yukarıdaki şekildeki ağaç ev ve çeşme aynı doğrultudadır. Doğrultudan kastımız işte eksi x artı x doğrultusunda. Tamam. Ağaca göre 150 metre konumundaki evinden çıkarak sabit hızla yine ağaca göre 450 metre konumundaki köy çeşmesine 2,5 dakikada ulaşan aslı. Şimdi bu cümleden ben şunu anlarım. Ağaç senin referans noktan ve ağaca göre 150 metre konumundaysa yani şurası sayı doğrusunda sıfırsa şuradaki mesafenin ben 150 metre olduğunu anlıyorum. Tamam. 450 metre konumdaki köy çeşmesine yine ağaca göre dediyse şuraya da 300 metre diyebilirim. Tamam. Şuradaki boyutu önemsiz kabul edelim. O şekil itibariyle sadece öyle. Tamam mı? Yani çeşme ile ev arası 300 metre, çeşme ile ağaç arası 150 metre. Durum bu. Bizim bir tane Aslı diye bir arkadaşımız var. Bu evden çıkıyor. Ne yapıyor biliyor musun? Çeşmeye gidiyor. Bidona su dolduruyor. Sonra dönüyor. Ağacı suluyor. Sonra evine tekrar geri dönüyor. Durum bu. Diyor ki işte iki buçuk dakikada ulaşan aslı 3 dakikadaki elindeki bidona su dolduruyor. Ağaca doğru yürümeye başlayıp yedi buçuk dakikada ağaca ulaşıyor. Ve bir dakikada ağacı sulayıp beklemeden 50 saniyede evine geri dönüyor diyor. Buna göre tüm hareketi boyunca konum zaman grafiğini çiziniz demiş. Hadi bakalım. Çizmeye çalışacağız. Ben de düzgün çizmeye çalışacağım. Tekrar ederken sen de sıkıntı çekme diye. Şimdi. Öncelikle konum zaman grafiği çizeceğiz. Ama bu grafik nasıl başlayacak? Yani şu soldaki grafikte ben burada sıfırdan başlatmıştım. Burada nasıl başlatacağız? Şimdi arkadaşlar bizim başlangıç noktamız F. Ve referans noktamız ağaç olduğu için sizin grafiğiniz bak en büyük hatayı burada yaparsınız. Söyleyeyim. Şurası 150 metre. Şurası 0 metre. Yani şurası şu nokta senin başlangıç noktan olan referans noktası aslında ama biz buradan başlamıyoruz. Burası referans noktası normalde ağaç. Biz olaya evden başladığımız için grafik buradan başlayacak. Nasıl başlayacak? 150 metre konumunda ya grafik yani XT grafiği çizdiğimiz için konumumuz 150. metreden başlayacak ve çeşmeye doğru gideceğiz. Sabit hızla dediği için şu grafik önce şöyle bir başlasın. Şimdi neyle çizeyim? Şu renkte çizsem ya da kırmızı ile çizeyim. <laughs> Şöyle başladı. Tamam. Şimdi ne? Hangi konumdayız? 450 metre konumunda değil miyiz ağaca göre? Evet. Demek ki şurası zamanı, şurası da konumu ifade ettiği için ben birazcık bunları düzgün çizmeye çalışacağım daha iyi olsun diye. Şurası 450. Tamam. Normalde bak 300 metre yer değiştirdik. Zaten aradaki fark da 300 metre. Bunu ne kadar sürede yaptık biz? 2,5 dakikada. Saniyeye çevirelim mi? 150 saniye olsun. Sonra ne yapıyormuş? 3 dakika elindeki bidona su dolduruyor. Şu an bir hareket var mı o sırada? Bir hareket yok. Demek ki bir süre bekliyoruz. Konum, konumumuz değişmiyor ve beklemeye başladık. Tamam. Peki ne kadar bekledik? 3 dakika. Yani saniyeyi şuraya koyarsam 3 dakika daha eklersem 150'ye 180'e şurası 330 olacak. Çok güzel. 3 dakika elindeki bidona su dolduruyor. Ağaca doğru yürümeye başlayıp 7,5 dakikada ağaca ulaşıyor. Şimdi ağaç aslında şu sıfır noktası değil mi? Evet. O zaman şu grafiği şöyle bir uzatıyorsun. Bak konum olarak ev, ağaç, çeşme. Evden ağaca gittik. Su doldurduk. Geri döndük. Şu anda neredeyiz? Ee, ağacın dibindeyiz. Bu ne kadar sürdü? 7,5 dakika. Yani 450 saniye daha ekleyeceğiz. 330 ile 450 eklersek 880 yapar. Tamam. Sonra 1 dakikada ağacı suluyor. Herhangi bir hareket var mı ağacı sularken? Yok. Normal ağacın dibindeyiz. Demek ki şu grafiği birazcık şöyle uzatacağız şuradan. Onu da uzattım. 1 dakika diyor. Yani ee... Tabi 880 değil 780-450 ekliyoruz. Dur ya orada bir hata yapmışım ben. Bir dakikada 60 saniye dedik. 840. saniyedeyiz ve şu anda ağacı sulamayı bitirdik. Ve ağacı sulayıp beklemeden 50 saniyede evine geri dönüyor. Ev nerede? 150. metrede konumda. Şöyle çizebilirim. Şuradan da hatta şunu çizeyim daha iyi gör. Ben hatta orayı birazcık uzatacağım. Şöyle. Tamam. Konum zaman grafiği bitti. Bu işin konum zaman grafiği işte bu şekildedir. Ne oldu? 50 saniyede 890 saniye oldu. Tüm hareket 890 saniye sürmüş oldu. Ne yaptık? Ağaçtan başladık. Çünkü referans noktamız bizimlere. Ağaç sıfır noktası. 150 metre konumunda diyor ağaca göre. Başladık. Çeşmeye gittik. 300 metre yol aldık. Yer değiştirdik. 450. metreye geldik. Su doldurduk. 3 dakika. 180 ekledik. 3 dakika boyunca konumumuz değişmedi. Sonra hop ağaca geldik. Ağacı suladık. Ağacı suladıktan sonra eve geri döndük. Yani aslında yer değiştirmemiz ne bizim? Bizim yer değiştirmemiz sıfır. Niye? Geldiğimiz noktaya geri döndük. İşe evden başladık. Eve geri döndük. Tamam. Olay bu. Bunun tüm hareket boyunca konum zaman grafiği budur. Şimdi de hız zaman grafiğini çiz Biraz daha kolay. Şimdi bu arkadaş 300 metre yolu kaç saniyede almıştı harekete başladığında en başta? 150 saniyede almadı mı? Yani metre bölü saniye cinsinden yazacağım. Şimdi 300 metre yolu sen 150 metrede 150 saniyede alıyorsan senin hızın nedir? 2 metre bölü saniyedir. Yalnız artık yön, yönlerden bahsettiğimiz için şu artı eksiye dikkat etmen lazım. O zaman şuradan artı 2'yi ben patlattım. Şöyle. Tamam. Orası iki. 2. Şimdi ekleyeceğim. Tamam. İlk 150 saniye grafiğin üzerine şöyle artı 2 2 diye görebilirsin. Sonra ne oldu? Bu adam, bu adam diyorum astı. Çeşmeden su dolduruyor. Herhangi bir hareket var mıydı? Yok. O zaman hızı ne? 0. Buraya çizdim. 0 çünkü. O ne kadardı? 330 saniye. Tamam. Sonra ne oldu? Bu geri döndü. He. Bak en başta senin hız vektörün bu yöndeydi. Artıydı. Artık sağ değilsen sola gittiğin için artık ve sol tarafı da bu adam eksi aldığı için ve hız da vektörel olduğu için senin burada grafiğin altına inmen lazım. Yani hızı şimdi tekrar buradan çizeceğim ama eksi çizeceğim. Yani buradaki fark neydi? 450 idi. 450 saniyeydi. Ve 450 metre yol almadık mı? Çeşmeden çıktık. Ağaca gittik. 450 metre yol aldık ya da yer değiştirdik. Doğrusal olduğu için fark etmez. Bunu ne kadar sürede yaptık? 450 saniyede yaptık. O zaman senin hızının büyüklüğü burada eksi hızının büyüklüğü 1'dir de hızımız eksi 1'dir. Yani şöyle çizersem şöyle biraz uzatıyorum iş farkındayım ama bunu bu şekilde göstermezsem çok kafalar karışır. Tamam 780. Şurası Eksi 1. Güzel. Ağacı suluyoruz. Herhangi bir hareket yok. Hızımızın büyüklüğü zaten sıfır. Duruyoruz çünkü. Burası 840 oldu. Güzel. Sonra ne oldu? Eve döndük. Eve dönerken bak bu sefer artık bu tarafa doğru gittiğimiz için hızınızın işareti artı. Grafin üst tarafına çıkmanız lazım. Tamam hocam çıktık. 150 metre yol aldık. Evet ne kadar da aldık bu yolu? 50 saniyede almıştık şu kısımda. Yani 3 metre bölü saniye hızla gitmişiz biz. Yani artı 3 olarak koyabiliriz onu. Yani şuradan da onu çizersek şöyle. Şöyle çizdik. Şuraya artı 3'ü koyduk. Şuraya da 890 dedik. Ve hız zaman grafiği de böylece bitmiş oldu. Şimdi bu hız zaman grafiğini bir yorumlayalım bak. 2 metre bölü saniye hızla sağa doğru 150 metre 150 metre diyorum. 150 saniye hareket ettik. Yani buçuk dakika. Burada verdiği gibi. Sonrasında çeşmeden suyu doldurduk. Geriye döndük. Ağaca gittik. Ağacı suladık. Tekrar yön değiştirdik ve e, eve ulaştık. Tamam mı? Bak, sana şey derler. Konum zaman grafiğini verirler. Nerede yön değiştirmiştirler? Zaten 150'den 450'ye çıkıyorsun sayı doğrusunda bu sayıları düşsün. Sen sağa doğru gitmişsin beklemişsin. Bak şu noktadan sonra geri dönmüşsün. Burada geriye dönmüşsün demektir bu. O noktada beklemişsin. 840'tan 890'a gidiyorsun. Tekrar yönünü değiştirmişsin. Sağa doğru gitmişin demektir. Yani bir sayı doğrusu üzerinde bunu gösterseniz bile aynı kapıya geliyor. Tamam? Yani o kadar kolay bir soru değil. Anlaşalım. Tekrar etmen gerekebilir ama. Olay bu. Hız zaman ve konum zaman grafiğini bu şekilde çizebiliriz. Bak ne diyor burada? Hareket aslı ile ilgili yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır? Harekette referans noktası olarak ağaç seçilmiştir. Doğrudur. Çeşmeye doğru ilerlerken aslının hızı pozitiftir. Doğrudur. Artı 2 idi. Aslının bütün hareketi boyunca yaptığı yer değiştirme 9 metredir. Hayır aldığı yol mu 9 metreydi? Evet aldığı yol muhtemelen 9 metredir. Böyle yazdıysam ama yaptığı yer değiştirme evden çıkıp eve geldiği için 0'dır. Hatta ortalama hızı sorsaydım sana o da 0'dı. Ama ortalama süreti sorsaydım alınan yol böyle geçen zaman diyecektik. Tüm hareketi boyunca Aslı en büyük sürate evine dönerken ulaşmıştır. Evine dönerken bu arkadaşımızı artı 3 mi yani 3 metre bölü saniye sürat cinsinden bakarsa hızınızın büyüklüğü yani 3 metre bölü saniye en yüksek oradaydı. Aslı bir su doldurma süresince hızı sıfırdır. Evet hızı sıfırdır yani su doldururken bir hareket yoktu. Bu da doğru o yüzden yanlış olan cevap C şıkkı olacak. Sana tavsiyem temiz bir kağıt kalem alarak bu grafiği tekrar çiz. Grafiği yorumla. Birazdan bu videodan sonra e, bir simülasyon göstereceğim sana. Ha, niye ekrana gelmiyorum? Ha. <laughs> simülasyon göstereceğim. O simülasyonunda da bir sağa sola hareketler göstereceğim. Bir konum zaman hız zaman. Orada da birazcık daha pekiştirmiş olacağız. Ama bu soruyu lütfen anlayarak ilerle. Gerçekten çok fazla bilgi barındıran, çok fazla yorum katabilecek işler var çünkü bu soruda. Tamam. Aklında olsun. Hadi gel şimdi yan tarafta bir simülasyon yapalım. Sonra zaten ivme kavramına geleceğiz. Hadi bakalım. Şimdi bir tane simülasyon göstereceğim sana. Bu simülasyonda da bazı şeyleri çok güzel anlayacağız. Dilersen hemen bir göstereyim. Ben bu linki de alta vereceğim. O simülasyonu sen de kendin deneyimleyip bakabilirsin. Sonuçlarını analiz edebilirsin. Böyle bolca simülasyon yapacağız. Daha akılda kalıyor. Şimdi şöyle Aynı önceki soruya benzer bir şekil var burada. Düzgün bir dorsal yol var. Burada bir adamımız var. Güneş gözlüklü, artistik bir adam. Bu adamı birazcık yürüteceğiz. Şimdi mesela bu adamın hızını birazcık arttırsam. Şöyle bak. 2 desem. Kalemle ayarladığım için tam ayarlayamıyorum ama 2 desem, 2.1 desem. Nereye doğru ilerleyecek? Sağa doğru ilerleyecek. Çünkü Sıfır noktası sıfır metre yazıyor ya o nokta referans noktası olarak kabul edersen başlangıç noktası olarak kabul edersen sağ taraf pozitif yön sol taraf e negatif yöndür. Bak bir başlatalım bu adam tatlı tatlı sabit hızla sağa doğru ilerliyor bak konumu da ona göre değişiyor zaten. Şimdi durduralım ve şu hızı bu sefer eksi 2 bilmem ne yapalım eksi 2'ye getireyim bak bu sefer yönü değişiyor. Hız büyüklüğü aynı olsun diğeriyle düşün. Buradaki eksi size sadece yön ifade eder. Çoğu arkadaşınız şunu düşünüyor. İşte başında eksi var negatif. Hayır. Hız vektörlerinde hızla vektörlerde eksi size yön bildirir. O eksi iki hız olması bu arkadaşın artık sola doğru ilerlediğini ifade eder. Hani hız zaman grafiği çizdim ya ben. Aslı sağa gidiyordu artı çizdim. Sola döndüğünde hız vektörü orayı gösterdiği için oraya doğru gittiği için eksi oldu. Grafiğin altına çizmiştim. Bak hızı eksi verdiğimde ne olacak? Bu adam bu sefer sola doğru gidecek. Böyle tatlı tatlı gidiyor. Bak konumu da ona göre değişiyor. Ne yani işte şimdi sol tarafa geçtiği için bak konumda eksiye düştü. Konum eksiye düşebilir. Tamam. Mesela birazcık şöyle hızlandıralım. Bak bu sefer buradayken hızı 4 yaptım. Artı 4 yaptım. Ne demek? Yön değiştiriyor demektir. Artık hız vektörümüz artıysa artı yöne doğru hareket edecek. Bu sefer buraya doğru hareket ediyor. Bak konumda artıya geçti. İlerlemeye devam ediyor. Şimdi dilersen bunların bir grafiklerine bakalım. Hatta ben şunları bir sıfırlayayım. Güzel. Şimdi hızımızı ben birazcık büyük yapacağım. Şöyle grafiği daha güzel okuyalım diye. 5 metre bölü saniye dedim. Şimdi 5 metre bölü saniye demek ne demek? Her saniye hızı 5, her saniye hızı 5 olacak. Yani hızı burada dümdüz bir çizgi olarak görmen lazım. Hızınızın büyüklüğü değişmiyor. Aldığı yolda her saniye 5 metre demek. Şunu anladın değil mi? 5 metre bölü saniye hızla sabit hızla hareket ediyorsan sen her saniye 5 metre alırsın. Zaten adı üzerine 5 metre bölü saniye. Her saniye 5 metre yol alırsın. Hızının büyüklüğüne 5. Dümdüz bir hız zaman grafiği çıkacaktır ortaya. Ve şu konumda 2 saniye sonra kaç metre yol alır? 5-5 e gidiyorsa hocam 10 metre yol alır. Evet. Şurası 2 saniyeyi gösterdiği an bu adam duvara toslayacak muhtemelen. Bakalım. bak. Bir saniye oldu, hop iki saniye sonra duvara tosladı. Şurada durduralım. Bak hız zaman grafiğini görüyor musun? Hep sabit. Şu durduğu için. O an öyle gösterdiler. Hatta bir daha yapalım onu biz. Daha düzgün ben elimle ayarlamaya çalışayım hatta. Şöyle ha. Bak ilerliyor 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 ilerliyor. Konum zaman grafiğine bak, artıyor. Konum ona geldiğinde durduracağım. Durdurdum. Bak konumunuz sıfırdan ona arttı. Hızınız sabit olduğu için hız zaman grafiği bu böyle oldu. İme zamana şu anda konuşmaya gerek yok. Şimdi ben hızı eksi 5 yapayım. Ve bir 2 saniye daha geçsin. Üç buçuk saniye oldu. 4. Tamam. Durdurdum. Bak şimdi. Hızınız bu sefer eksi -5. Eksi ama orada yönü ifade ediyordu. Grafiğin altına düştü. Şu dik çizgiyi düşünmene gerek yok. Ee, onu size sormayacaklar. Orayı biz çizmiyoruz genelde. Grafiğin altına düştü. Burada niye yön değiştirdi? Ben sana hatırlar mısın? Hız zaman grafiğinin altındaki alan neyi verir demiştim? Yer değiştirmeyi verir demiştim. Eğer hız zaman grafiğinin altındaki şu alan, şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama hatta şu PDF'ten göstermeye çalışayım. Şöyle bir şey çizeceğim. Dur. Şurayı hızlıca çizeyim. Şöyle bir hız-zaman grafiği var orada. Birazcık düz... hızlı çiziyorum, kusura bakma. Şöyle şuraya nokta-nokta gösteririz. Şöyle bir şey var. Şuradaki alanların toplamı sıfırdır. Çünkü burası eksi alandır. Atıyorum eksi 10 metredir. Pardon, artı 10 metredir. Burası hız-zaman grafiğinin altındaki alan yer değiştirmeye veriyor ya. Burası artı 10'dur. Burası eksi 10'dur. Bunları toplarsan sıfır verir. Yani yer değiştirmesi sıfır bu adamın. Zaten grafikte sana onu gösteriyor. Bak mesela. Grafikte onu gösteriyor sana. Şuradaki alanla şuradaki alanlar birbirine götürüyor sıfır oluyor. Aldığı yolu o yüzden vermiyor. Adam baksana geldiği yere geri döndü. Sıfır metreden başladı. Konum zaman grafiği bak. Dimdik başladı hop geri döndü. Anlayabildim mi? Yani aldığı yolu vermez yer değiştirmeye verir hız zaman grafiği. Bak tepede bir diklik oluştu böyle bir e, sivri nokta oluştu. Bu sivri noktanın anlamı yön değiştirdiği anlamına gelir. Zaten x ekseninden bunu okuman lazım. Yani şurada şöyle gösterirsem. Şu bizim aslıya gelelim. Şu noktadan bahsediyorum. Şöyle bir sivri nokta görürsen diğer tarafa geçiyorsa zaten grafiğin x ekseni söylüyor. 450 konumundan 150'ye doğru gidiyor işte. Yani sola doğru gittiğini anlarsın sola doğru gidiyorsa grafik zaten eksi yani hız zaman grafiği eksi oluyor anlamına gelir Bunları Hepsini buradan okuyabilirsin Tamam Hatta bir şöyle bir artı 2 yapalım şimdi de şöyle Artı 2 yapalım Bak bu sefer hız zaman grafiği tepenin üzerinde pozitif tarafta konum zaman grafiği de gitgide gitgide düzgün doğrusal bir şekilde artıyor Altındaki alan kalan yer değiştirme veriyor şurada durdursam şu üçüncü grafiğin şu şeklinde hız zaman grafiğinde o altındaki alanda buradaki yer değiştirmeyi verecektir. 0 metre kaç metrede zaten 4.8 falan olması lazım. Bunu veriyor. Bunu ben altı link olarak da koyacağım. Sen de bu şekilde kendin deneyebilirsin. Hız zaman grafiklerini, konum zaman grafiklerini okuyabilirsin. Birazdan ime de bulaşacağız zaten. Bu simülasyona tekrar geri döneceğiz. Tamam. Burası böyleydi. Umarım simülasyonu beğenmişindir. Şimdi çok önemli bir kavrama geliyoruz arkadaşlar. İğme kavramı. Yani ivme kavramını fizikte çok yerde kullanacağız. Çok fazla yerde. O yüzden çok dikkatli dinleyip anlaman lazım beni. Tamam mı? Elimden geldiğince sana anlatmaya, izah etmeye çalışacağım. Hadi gel diğer taraftan ivme kavramıyla devam edelim seninle.